Bu salonda bulunan saygıdeğer genç arkadaşlarım, kızıyla, erkeğiyle, belediye başkanı aday adayı kardeşlerim, meclis üyesi kardeşlerim, geçmiş dönemde görev yapan hanımefendiler, beyefendiler, partimizin çok değerli mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Az evvel gençlerin skeçi, gençlerin tiyatrosu da bana sürpriz oldu. İşin doğrusu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Amatörce de yapsalar bu oyunu. Gerçekleri söylediler. Gerçekleri anlattılar. Sadece şunu eksik söylediler. Sayın Belediye Başkanı 5 dönem değil, 6 dönemdir burada. Sayın Belediye Başkanı 30 senedir burada. Orada bir eksik söylediler. Diğer söyledikleri eksik değil. Tabii ki salona baktığım zaman burada 200 tane, 250 tane arkadaşım var. Hepinizden Allah razı olsun. Kızıyla, erkeğiyle, tüm genç kardeşlerim Büyükçekmece'nin her bir ilçesinde burada. Hani bazen diyorlar ya, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, alfa, milenyum diye sayıyorlar. Bugün baktığımız zaman tüm kuşakların burada olduğunu görüyoruz. Bazen diyorlar, parti olarak gençler bizle beraber değil. O zaman bu arkadaşlar ne? Buradaki gençler ne arkadaşlar? Şimdi şunu ifade etmek istiyoruz. Tabii ki gençler bizle, gençler bizle beraber koşturuyor, bizle beraber çalışıyor ve yapılanları, yapılmayanları hafızaya not alıyorlar. Az evvel projeleri buradaki kardeşimiz diğer arkadaşa tek tek verdi. Şimdi biraz sonra soru soracağınız, ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Demek ki size doğru şeyler söylememiz lazım, yapacaklarımızı söylememiz lazım. Bunlarla ilgili şunu net olarak ifade etmek lazım. Büyükçekmece İstanbul'un en güzel ilçesi coğrafi olarak. 39 ilçe arasında en güzel ilçe. Deniziyle, gölüyle, doğasıyla, E5'iyle, E6'sıyla baktığınız zaman fevkalade güzel bir ilçe. Sadece doğal güzelliğiyle kalmamalı. Mutlak surette sizlerin hizmet alabileceği, sizlerin faydalanacağı, genç kardeşlerimizin burada zamanlarını geçireceği alanlar oluşmalı, oluşturulmalı, yaratılmalı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Az evvel ifade ettiğiniz olmayanları, hepsi doğru. Yani Büyükçekmece'de gerçekten çok güzel bir inovasyon merkezi olabilir sizlerle ilgili. Var mı? Yok. Büyükçekmece'de kardeşlerim söyledi. Deniz kentiyiz. Futbol dediğimiz zaman, spor dediğimiz zaman sadece futbolla anılmamalı. Spor dediğimiz zaman halı sahalarıyla, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, güreşiyle, deniz sporlarıyla, su sporlarıyla anılan bir ilçe olmalıyız. Bunlar var mı? Olanları var ama çoğu yetersiz. Çoğu yetersiz. Kapalı yüzme havuzu diyor kardeşlerimiz, haklılar, olması lazım. Daha 5 sene önce belediye başkanı olan Mesut Erbey Çatalca'ya kapalı yüzme havuzu yaptı. Teşekkür ediyorum genç kardeşlerim adına. Yine bazı yerlerde hizmet akışı biraz daha fazla, bazı yerlerde daha az. Yani ben İsimlendirmek istemiyorum, bölümlendirmek istemiyorum ama şunu net söylüyorum. Her bir mahallede göreve geldiğimizde adaletli olacağız. Her bir mahalleye eşit hizmet sunacağız. Bir mahallemizde kapalı spor salonu, kapalı alanlar varken diğer mahallemizde çocukların açıkta oynayacağı parklar dahi yoksa bu adaletsizliktir. Biz bu adaletsizlikte bulunmayacağız. Herkese hak ettiği hizmeti sunmakla mükellefiz. Kardeşlerimiz kütüphaneye gidecekse, kültür merkezlerinden faydalanacaksa, bizim yaptığımız kültür merkezlerinde içinde kütüphanesi olan yerlerde dört dörtlük alanlarda faydalanacaklar. Yılın belli günleri açık, belli günleri kapalı olan yerler istemiyoruz. Sizler ne zaman çalışacaksınız? Siz belirleyeceksiniz. Sabah kaçta geliyorsunuz? 9'da mı 9? Kaça kadar? 12'ye kadar. 12'ye kadar açık olacak kütüphaneniz. 12'ye kadar göreviniz orada olacak ve tüm arkadaşlar sizlere orada hizmetle mükellef olacak. Gençler için bunları net olarak söylüyoruz. Gençlerin gideceği, gençlerin zamanını geçireceği, gençlerin eğleneceği, gençlerin ders çalışacağı, gençlerin internete girebileceği alanları oluşturacağız. Bunları her mahallemizde sizler için planlıyoruz. Ve bazılarını isimlendirdik, bazılarını projelendirdik. 31 Mart'ta seçimi kazandığımız zaman İnşallah 1 Nisan'dan sonra 15'inde ilk ihaleleri yaparak yolumuza devam edeceğiz. Evet.
Teşekkür ederim gençler. Gençler bizim için önemlisiniz. Sadece gençler geleceğimizin teminatıdır demekle olmuyor. Bazı yerlerde sınıflar 20-25 kişilik, bazı yerlerde sabahçı, bazı mahallelerimizde sabahçı öğrenim görülüyor. Bunların tamamı bizim sorunumuz. Biz birileri gibi bu Milli Eğitim'in sorunu, bu Sağlık Bakanlığı'nın sorunu, bu Ulaştırma Bakanlığı'nın sorunu, bu farklı bir birimin sorunu demeyeceğiz. Sorunla çözümü aynı masada bir araya getireceğiz. Sorunun parçasıysa çözümün parçası da o masada olacak. Yer temin edilecekse yer temin edeceğiz. Bina yapılacaksa bina yapacağız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamada az evvel Sayın Başkan ifade etti. Uyuşturucuyla mücadelede, gençlerimizi kötü alışkanlıklarından korumada sadece söylemde değiliz biz. Biz eylemde varız. Biz sizler için yapılması gereken, yaşanması gereken, sizlerin talepleri doğrultusunda olması gereken tüm mekanları oluşturmak, sizleri bu güzel mekanlarla buluşturmak zorundayız arkadaşlar. Gençlik Kolları Başkanımız burada. 1 Nisan'dan sonra kendisine sorarsınız. Taleplerinizi iletirsiniz. Yüzme havuzu istiyorsanız yüzme havuzunuzu. Kütüphane istiyorsanız kütüphanenizi. Halk eğitim merkezi istiyorsanız kültür merkezi istiyorsanız kültür merkezini. Her birini ayrı ayrı sizlere sunacağız. Bizim gelmemiz için size ihtiyacımız var. İfade ettim ama bizim kazanmamız için sizlere, sizin arkadaşlarınıza, genç nesle ihtiyacımız var. Geliyoruz inşallah. Biz geldikten sonra da bizden taleplerinizi isteyeceksiniz. Eyvallah.